ودماغي بتعمل بام بام. روس muhalif siyasetçi Alexei Navalny kimdir? Alexei Navalny, Putin'in en önemli muhalifi ve muhaliflerin sembolü. Rusya Devlet Başkanı Putin'in kamuoyu önünde en fazla bilinen muhaliflerinden Alexei Navalny, adını 2008 yılında Rus siyasetindeki ve kamu şirketlerindeki yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma uygulamalarını açıklayan blog yazılarıyla duyurdu. Asıl mesleği avukatlık olan Navalny, bu dönemde büyük petrol şirketleri ve bankalara ait ufak hisseler satın almak suretiyle, şirket içindeki ve kamu harcamalarındaki boşlukları tespit ederek, takipçilerine duyurmaya başladı. Süreç içinde iktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin muhalif seslerinden birine dönüştü ve yürüttüğü yolsuzluk karşıtı kampanyalarla, o dönemdeki parti lideri Putin'in en keskin eleştirmenlerinden biri haline geldi. 2011 yılındaki parlamento seçimleri öncesinde, takipçilerine iktidar partisi dışında herhangi bir partiye oy vermeleri çağrısında bulunan Navalny, parlamento binası önündeki bir protesto gösterisi sırasında tutuklanarak 15 gün hapis yattı. Usulsüzlük iddialarının dile getirildiği seçimlerde Putin'in Birleşik Rusya Partisi, oy kaybına uğradı. Navalny ise salıverilişinin ardından, seçim sonrası düzenlenen 120 bin kişinin katıldığı dev protesto gösterisinde ön sırada yer aldı. 2012 yılında yapılan devlet başkanlığı seçimlerini kazanan Putin, Navalny'nin geçmiş çalışmalarına dair soruşturma başlattı. Kirov'da bir yolsuzluk suçu sebebiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Navalny, ertesi gün bir üst mahkeme tarafından salıverildi. Dava ilerleyen yıllarda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşındı. Yaşanan hukuki sürece rağmen, 2013 yılında Moskova Belediye Başkanlığı seçimlerine katılmasına izin verilen Navalny, seçimi %27 oy alarak, Putin'in adayı Sergei Sobyanin'in ardından ikinci sırada tamamladı. Kremlin'in kontrolündeki geleneksel medyanın desteği olmadan, yalnızca sosyal medya ve internet üzerinden sesini duyurmaya çalışan siyasetçinin aldığı sonuç birçok çevre tarafından büyük başarı olarak nitelendirildi. Bu başarısından güç alarak devlet başkanlığı koltuğunu hedefleyen muhalif siyasetçi için özellikle 2017 yılı hareketli geçti. Şubat 2017'de ülke çapında onlarca kentte başlayan ve binlerce kişinin gözaltına alındığı dev yolsuzluk karşıtı gösterilerde başı çeken Navalny, Başbakan Dimitri Medvedev'i milyar dolarlık emlak imparatorluğu ile bağlantısını ortaya koyan yazıları nedeniyle, kışkırtıcı rol oynadığı gerekçesiyle tutuklandı. 15 gün sonra salıverilen Navalny, seçim ofisini açarak devlet başkanlığı seçimi için kampanya çalışmalarına başladı. Mart 2017'de ise sokakta saldırıya uğradı. Sibirya'da halkla görüştüğü sırada, yoldan geçen biri Navalny'nin yüzüne yeşil renkte antiseptik sprey sıkması üzerine yaralandı. Bütün çabalarına rağmen 2018 devlet başkanlığı seçimlerine aday olarak katılmasına izin verilmeyen muhalif lider, seçimin boykot edilmesi çağrısında bulundu. Ağustos 2019'da bir protesto gösterisi sonucu tutuklanarak 30 gün hapis cezasına çarptırılan Navalny, aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Navalny, hapishanede zehirlendiği iddiasıyla hükümeti suçladı. 4 Haziran 1976'da Moskova yakınlarında dünyaya gelen Navalny, eşi ve iki çocuğu ile halen Moskova'da yaşıyor. Navalny, halen Rusya Adalet Bakanlığı tarafından resmi olarak tescil edilmeyi bekleyen Rusya'nın Geleceği Partisi'nin lideri. Defalarca tutuklanan, mahkemeye çıkan, hapis yatan, saldırıya uğrayan ancak siyasetteki mücadelesinden yılmayan Navalny ve destekçileri, son olarak, yabancı ajan, listesine eklenmişti. Navalny'nin ofisi geçtiğimiz yıl sonunda para aklama iddiasıyla aranmıştı. Keskin, alaylı dili ve kullandığı modern iletişim araçları ile özellikle genç seçmen üzerinde etkili olan Navalny, milliyetçi görüşleriyle dikkati çekiyor. Başka muhalif siyasetçilerin aksine Rusya'dan ayrılmayacağını ve mücadelesini ülkesinde sürdüreceğini vurgulayan muhalif liderin Rusya'nın Kırım'ı ilhakı sonrasında, "Kırım şimdi Rusya'nın bir parçasıdır. Kırım bizimdir" sözleriyle, liberal kesiminde soru işaretlerinin oluşmasına neden olmuştu. Alexei Navalny kimdir? Avukat, 1976 doğumlu, evli ve aynı zamanda bir baba. 2008'den beri yolsuzluklar hakkında blog yazıyor. Rus üst gelir grubunun Putin döneminde nasıl daha da zenginleştiğini ortaya çıkardı.
YouTube videolarını milyonlarca kişi izliyor. Ülkedeki birçok genci harekete geçiriyor. Gençler Rusya çapında onun için veya onunla birlikte gösteri yapıyor. Hem de protesto yasağına rağmen. Их у нас не будет, потому что Владимир Путин страшно перепуган, боится конкуренции со мной. Gösterilerde milliyetçilerin yanında yer aldı. Navalny 2013'te Müslüman misafir işçileri hamam böceği olarak tanımladı. O dönem Moskova Belediye Başkanı adayıydı. Seçimlerde oyların %27'sini aldı, ikinci oldu. Rus televizyonu onu Batı'nın kuklası olarak niteliyor. Putin, Rusya'yı istikrarsızlaştırmak istediğini savunuyor. Navalny, zimmetine para geçirmek suçlaması ile yargılandı. 5 yıl şartlı hapis cezası verildi. Hüküm giymiş bir suçlu olarak seçimlere katılmasına izin verilmiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi cezayı keyfi olarak nitelendirdi. Amacı yolsuzlukla mücadele, refahı artırmak. Suriye ve Ukrayna'daki askeri operasyonları sona erdirmek. Navalny zamanla Rusya'nın her bölgesinde seçim büroları kurdu. Ancak çalışanları tehdit edildi, sorguya çekildi, dövüldü ve tutuklandı. Yüzlerine dezenfektan sıkıldı. Alexei Navalny, Putin'in en önemli muhalifi ve muhaliflerin sembolü.